bütün Türkiye yeterli bir açıklama bekliyor bazı son yaşanan olaylarla ilgili. Tatmin edici bir açıklama bekliyor. Yani şu anda uluslararası meşru hakkını kullanan bir Türkiye'nin birdenbire bir sürecin içindeyken bir karara varması çok tartışmalı olarak karşılandı biliyorsunuz. Bunların Türkiye'nin idaresi bakımından değişik sorulara yol açtığını hepimiz görüyoruz. Sadece bizde değil, kamuoyunda da bu sorular yüksek sesle soruluyor. Bunlara yeterince doyurucu bir açıklama gelmedi. Başbakanın acil olarak ulusal seslenmesi de bu sorulara yanıt verme noktasında yeterli olmadı. Biz her şeyin bir askeri operasyonla biteceğine inanmıyoruz. Siyaset kurumunun da mutlaka Türkiye'nin bu hassas bölgesinde terörü kabul etmeyen, terörü dışlayan herkesi eşit cumhuriyet yurttaşı olarak kucaklayacak siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal bir kucaklama projesini ortaya koymasını istiyoruz siyaset kurumunun. Bu ayrı bir olay ama bugün yaşananları Türkiye'nin Türkiye'den yönetilip yönetilmediği konusunda bir soru işareti olarak algılamak gerekiyor. Bunu herhalde bir tek ben değil, sokaktaki birçok yurttaşımız soruyor ki bugün birçok gazetenin de manşetinde bunlar var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de geçen dönemden beri çok sık dile getirdiği sorunlardan bir tanesi. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının bizim özlediğimiz bağımsızlıkçılık, cumhuriyetçilik ilkelerinin neresinde durduğunu da gözler önüne seriyor. Ama demin söylediğim gibi bir sürecin bu şekilde durması soru işaretleri atıyor. Bu sürecin dışında da çözümler olduğunu, hepimiz siyaset kurumunun görevleri olduğunu biliyoruz. Onları da ifade ediyoruz. Bunlar söylendi. Siyasi partimle aynı çizgide düşünüyorum. Biz bir siyasi kurumuz, parti disiplini içerisinde hareket ediyoruz. Bu konunun anayasanın değiştirilemez temel ilkeleri içini boşaltma şeklinde algılanacak bir sürece sokulmasının yanlışlığını ifade ettik. Anayasa Mahkemesi'ndedir konu. Yüce Yargı kararını verecektir. Sadece Türkiye çok ciddi ulusal güvenlik sorunlarıyla uğraşırken, çok ciddi dış ekonomik dalgaların Türkiye'nin zaten kırık fay hatları üzerinde duran ekonomisini etkilemesi süreci yaşanırken, yani el çabukluğu marifet tarzından bir takım şeyleri çıkartma gayretinde bulunan iktidarın bu gayret geçtiği kimsenin gözünden kaçmıyor. Fırsatçılık her yerde geçerli bir akçe olabilir. Ama fırsatçılık siyasette geçer akçe değildir. Bunu da altını çizerek ifade etmek istiyorum.